Gözünüz aydın Hümeyla Hanım. Kaan da katılacak aramıza. Kaan'ın saçının teline bir zarar gelsin. Ne olur, ne yaparsın? Hı? Ne yaparsın? Sen sorularıma cevap vereceksin. Ben de Kaan'a zarar vermeyeceğim. Makul bir pazarlık bence. Kaan gelecek çok sinirli. Önlem alın ona göre. Babam öldüğünde yemin etmiştim. Babamın yanındakini de öldüreceğim demiştim. Bir şey daha demiştim. Ne demiştim, ne demiştim, ne demiştim? Heh. Kardeşimi de bulup öldüreceğim demiştim. Sen benim elimdesin. Babamın yanındaki gizli kişi. Babama karşı beni dolduran kişi. Öyle mi değil mi? Öyle değil. Son dönemlerinde babanın bana yaptıklarını hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum ama ne kadarı doğru, ne kadarı yalan... orasını ayırt edemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi sana tek bir soru soracağım Hümeyla Hanım. Ve her şey bu soruya, ama her şey bu soruya bağlı olacak. Senin sağlığın, oğlunun sağlığı. Eğer bu soruya doğru cevap verirsen... ben de babamın yanındaki kişi olduğunu unutacağım. İki kişi ölmeyecek böylece. Kardeşim kim? Bilmiyorum. Bilmiyorum cevabını kabul etmiyorum Hümeyra Hanım. Bilmiyorum! Bilmiyorum! Çağatay. Bilmiyorum cevabını kabul etmiyorum Hümeyra Hanım. Zaman geçtikçe sen oyalandıkça Kaan yaklaşıyor Hümeyra Hanım. Ona göre. Lütfen oturun, rahatsız olmayın. Çağatay Bey, bu böyle halledilecek bir mevzu değil. Hem Kaan bizden birisi. Cengiz Han Hümeyra Hanım'ı yanına destek olsun diye aldı. Bekir Arslan, masallar dinliyoruz yine. Hümeyra Hanım, oturun. Oturun. Bakın, Kaan geldiğinde bu konuşma böyle sakin geçmeyecek. Şimdi sen konuşmuyorsun ya. Kaan geldiği zaman ben bunu bir güzel paketlerim. Kafasına silah dayarım. Ondan sonra bilip bilmediğin... bütün şarkıları okumaya başlarsın. Babam bana hiç bunlardan bahsetmedi. Ha, anladım. Sen istiyorsun ki oğlun zarar görsün. Pekala. Tamam, sohbet edelim. Ne anlatırdı babam? Söylesene. Sen ona ilaçlar, şifalı sular, bitki çayları içirirken... onun yerine işleri idare ederken ne anlatırdı? Senden bahsederdi. Hmm. Senden. Seninle ilgili konuşurdu benimle. Seninle ilgili hayallerinden. Senin halkanın başına geçtiğinde... yapabileceğin şeylerden bahsederdi. Sonra da üzülürdü. Bunların hiçbirini yapamayacağın, beceremeyeceğin için. Baban için hiçbir zaman istediği gibi bir evlat olmadı sen Çağatay. Onun için her zaman yaramaz bir çocuk kaldın sen. Bunu sen de farkındasın. Biliyorsun. Ama öfkenle, hırçınlığınla, kötülüğünle bunu kapatmaya çalışıyorsun. Görüyorum. Asla başarılı olamayacaksın. Asla. Yeter be! Vur. İyi denemeydi Hümeyra. Kaan gelene kadar bu iş bitsin istedim ama yemedim. Yemem. Ben bundan ne anlıyorum biliyor musun? Bir bildiğin var ve canın pahasına onu saklamak istiyorsun.